Herkese merhaba bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Milli takım haftasındayız. A milli takımımız Macaristan'a konuk olacak. Elbette artık Avrupa Şampiyonası için zaman daralırken önemli bir prova olacak diye düşünüyorum bu karşılaşma. Özellikle biraz daha Montey Hoca'nın set oyunlarını, oyunculara yaklaşımını göreceğimiz bir mücadele izleyeceğiz. Tabi hücum hattı çok zengin görünüyor. Her ne kadar Semih Kılıçsoy kadrodan çıkmış olsa da. Yine Can Uzun kadroda dahil edildi. Onun performansını görebiliriz. Enes Ünal Bournemouth'ta çok iyi bir başlangıç yaptı. Fizik olarak hemen Premier Lig'e uyum sağladı. İrfan Can Kahveci yine çok formda. Keza Kerem Aktürkoğlu yine gol yollarında etkili olabilecek isimlerimizden biri. Kenan Yıldız yine gol yollarında fark oluşturabilir. Her ne kadar Juventus'ta biraz durağan bir süreç geçiriyor olsa da Almanya maçında olduğu gibi yine gol bölgesindeki önemli isimlerimizden olacak. Yine Mert Günok gibi Hakan Çalhanoğlu gibi deneyimli isimler bu maçta fark oluşturabilirler. Skordan bağımsız biraz daha oyuna dair neler göreceğiz? Aslında turnuvaya dair neler bekliyoruz? Bu beklentilerimizin karşılanacağı bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Tabi rakibimiz Zoboslay dışında uluslararası anlamda çok da yıldıza sahip mi? Buna evet demek kolay değil. Tanıdık isimlerden Atilla Zalai yine kadroda. Ve fakat onlar da Avrupa şampiyonasındalar ve turnuvaya dair prova yapacaklar. Bu maçı A milli takımımızın kazanmasını bekliyorum. Milli maçlar haftasında haftanın en heyecanlı ve keyifli karşılaşmasının Fransa ile Almanya arasında geçmesini bekliyorum. Fransa otomatik olarak yine kadrosu ve Mbappe ile beraber Avrupa Şampiyonası'nın en önemli favorilerinden. Almanya ev sahibi olarak bu yeni yapılanma sürecinde biraz daha iddialı olmak isteyecektir. Fransa son 4 maçında namalüp durumda. Almanya son 2 maçını kaybetti. Bize karşı da kaybettiler. Tabi eksikler var Fransa'da. Enkunku gibi, Koman gibi. Yine de yani kadroya baktığınızda pek eksik göremiyorsunuz. Almanya'nın biraz daha Nagelsmann oyununu oturttuğu bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum iki önemli milli takım arasında. Tabi Fransa galibiyete yakın Mbappe bu turnuvanın en önemli yıldızı olmaya aday şimdiden de mesaj vermek isteyecektir. Gollü bir şekilde geçecek karşılaşmayı Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Haftanın yine keyifli maçlarından biri İngiltere ile Brezilya arasında oynanacak... Southgate'in eksikleri var. Trent Alexander-Arnold gibi, Trippier gibi ama kadrosu şu an bana göre Avrupa Şampiyonası'nın bir numaralı favori olmasını sağlayan kadro yapısına sahip. Kane her ne kadar şampiyonlukta işi zora girmiş olsa da Bayern Münih'in muazzam bir sezon geçiriyor. Çok formda. Keza Saka yine formda olan oyunculardan biri. Declan Rice yine formda olan oyunculardan biri. Saydığınız zaman zaten İngiltere kadrosunu her yıldızın alternatifi başka bir yıldız. Bu maçta da evlerinde oynamalarının da avantajıyla bu favori durumunu sürdürüyorlar. Brezilya yeni teknik direktör Junior'la beraber iyi bir süreç götürüyor. Ve tabi bu maç öncesi sakatlar dikkat çekiyor. Hem Alisson Becker hem zaten Neymar hem Martinelli gibi isimler bu maçta forma giyemeyecekler. Yine de Brezilya'nın eksik kadrosu dahi özellikle Junior Hoca ile beraber fark oluşturabilecek konumda. Şunu da unutmamak lazım. İngiltere Avrupa Şampiyonası'ndan beri maç kaybetmedi. Yani bu da biraz İngilizlerin ulusal anlamdaki gücünü uluslararası anlamda da yansıttığını gösteriyor diye düşünüyorum. Vinicius Junior Brezilya'nın yine ateş gücü olacak. Endrick de Brezilya milli takım formasıyla ilk golünü atmak isteyecektir. Gollü bir maç bekliyorum iki takım arasında. İki tarafta gol bulur diye düşünüyorum. İrlanda ve Belçika yine keyifli bir eşleşme bizlere vaat ediyor. Çok ilginç iki takım çok az karşılaşmış daha önce. Sadece iki maç. Birini 3-0 kazanıyor Belçikalılar. Diğer maçta 2-2 berabere bitiyor. Bu notu düşelim. Açıkçası bu eşleşmede net bir favori var. Bu favori Belçika takımı. Elemelerde sadece kalelerinde 4 gol gördüler ve savunmayı sıkı bir şekilde yapabiliyorlar. Artık altın jenerasyon devri geride kaldı. Bu Belçika için aslında biraz iyi bir durum oldu diye düşünüyorum. Her turnuvaya hemen hemen son yıllarda favori olarak giren ve bu baskıyı kaldıramayan oyuncular grubu gibi yansıyorlardı. Gel gör ki şimdi biraz daha rahatlar. Elimizde çok net bir favori var bu karşılaşma öncesi. Evet Belçika'nın İrlanda karşısında galibiyeti alacağını ve Avrupa şampiyonusu öncesi de bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.